O olmasaydı bugün bulunduğum konumda olmazdım ve sahip olduğum kariyerden zevk alamazdım. Arsenal menajeri Mikel Arteta bu sözleri Arsenal efsanesi Arsene Wenger için söylerken Fransız meslektaşının kulübe her zaman yakın olmasını istiyor. Kariyer tercihinde önemli kırılma anının Arsene Wenger olduğunu belirten Arteta, Arsenal'la büyük kupayı kazanmak için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. Mikel Arteta 26 Mart 1982 yılında İspanya'nın San Sebastian şehrinde dünyaya geldi. Yaşadığı kalp sorunundan dolayı küçük yaşta ameliyat olan Arteta, futbol oynamak istediğinde doktorlar kalbi için bir risk oluşturmadığını söyledi ve 8 yaşındayken amatör bir kulüp olan Antigoco'da kariyerine başladı. Antigoco'da Arteta'nın o dönemki takım arkadaşlarından birisi de Xabi Alonso olmuştu ve ikili yakın bir arkadaşlık kurmuştu. 1997 yılında Barcelona Akademisi'ne katılan Arteta, kulübün çeşitli kademelerinde forma giydikten sonra 2001 yılında Paris Saint-Germain'e kiralandı. 2002 yılında Glasgow Rangers'a 7.9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arteta, kariyerinin ilk kupalarını burada kazandı. 2002-2003 sezonunda İskoçya Ligi, İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nın sahibi olan Arteta, 2004 yazında ise futbola beraber başladığı arkadaşı Xabi Alonso'nun takımı Real Sociedad'a transfer olurken, Alonso o yaz Liverpool'a katılınca ikili profesyonel liglerde asla aynı takımda oynayamadı. 2005 yılının Ocak ayında kiralandığı Everton ile ilk büyük çıkışını yapan Arteta, gelecek sezon Liverpool'un mavi tarafına 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle tekrar katıldı ve uzun yıllar Everton formasıyla mücadele etti. 2011 yılında ise Arsene Wenger'in kendisini istemesi üzerine Arsenal'a transfer olan Mikel Arteta, kısa sürede takımın önemli isimlerinden birisi haline geldi. Arsenal'la 2014 ve 2015 yıllarında FA Cup'ı, 2015 ve 2016 yıllarında da İngiltere Süper Kupası'nı kazanan Mikel Arteta, futbolculuğu döneminde bile teknik becerisinden dolayı takım arkadaşları tarafından koç olarak çağrılıyordu. Arsenal'da kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alan Mikel Arteta, İspanya milli takımında ise alt yaş grupları dışında hiç forma giymedi. Mikel Arteta, 34 yaşındayken futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı ve 2016 yılında emekliye ayrıldı. Futbol kariyerini noktaladıktan hemen sonra Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Manchester City'ye katılan Arteta, kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Hatta Guardiola kendisinden sonra takımın başına Mikel Arteta'nın geçebileceğini ve Manchester City'de çok başarılı olacağını açıklamıştı. Futbolculuk kariyerini noktalamadan önce antrenörlük eğitimine başlayan Mikel Arteta, bu alanda kendisini oldukça hazır hale getirmek için çalışırken, Guardiola'dan gelen telefonla City'ye katılmış ve 2 Premier Lig zaferi olmak üzere toplamda 5 büyük kupa kazanmıştı. Arsenal'ın efsane ismi Arsene Wenger, 2018 yazında takımdan ayrılınca Arsenal teknik direktörlüğü için Arteta ile görüşen yönetim, son kararını Unai Emery'den yana kullanmıştı. 2019 yılının Aralık ayında Mikel Arteta'nın ismi Arsenal'la tekrar anılınca Pep Guardiola, Arteta'nın kendileri için çok önemli olduğunu ama gitmek isterse engel olmayacağını açıkladı. Bu gelişmelerden sonra Mikel Arteta 5 yıl boyunca formasını giydiği Arsenal'a bu kez teknik direktör olarak geri döndü. İsmini Arsenal tarihine altın harflerle yazdırmak isteyen Arteta, o sezon FA Cup finalinde Chelsea'yi 2-1 yenerek ilk kupasını kazandı. 2020-2021 sezonuna Community Shield finaliyle başlayan Arsenal, Liverpool'u penaltılarla 6-5 yenerek Arteta ile ikinci büyük kupasını kazanmış oldu. O sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finalde Villarreal'e elenen Arsenal, ligi de 8. sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezonu ise ilk 4'ün dışında tamamlayan Arsenal, bu sezona harika bir başlangıç yaptı. İlk 5 haftadaki tüm maçlarını kazanan Arsenal, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig'de bu başarıya ulaştı. Bu mesleği yaparken her şeyin yolunda gittiğini düşünmek zorundasın. Çünkü her şeyin yerli yerinde olduğunu düşündüğün an bir şeyler olur. Sezona harika bir başlangıç yapan Arsenal, ligin 6. haftasında Manchester United tarafından yenilgiye uğratılsa da Mikel Arteta'ya duyulan güven oldukça fazla. Bu yaz transfer döneminde Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko ve Fabio Vieira gibi isimleri kadrosuna katan Arsenal, Mikel Arteta önderliğinde en son 2003-2004 yılında kazanılan Premier Lig kupasını tekrar müzesine götürmek için mücadele edecek. Sizce Mikel Arteta Arsenal'ın yıllardır hayalini kurduğu kupayı bu sezon kazanabilecek mi? Forfort'u anlatıyorum yeni bölümünde hangi ismin hikayesini merak ediyorsanız yorumlara yazabilir ve abone olabilirsiniz.